Selamlar arkadaşlar. Asincrete Unity'nin Türkçe oynayış toplamındaki 21. DLC'si olan Dead Kings yani Ölü Krallarında 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçenki bölümde 2. anı oynayıp Leon'u bulmuştuk kitap hırsızını. Zaten ufacık bacak kadar çocukmuş. Napolyon bir boklar karıştırıyor ama bizim zaten Arnold'un da karakteri ve söylemleri de çocuğa karşı. Yani diyor ki amına koydum dünyasını, ülkesini ben mi kurtaracağım? Bıktım anını. Ben yeterince bu yolda insan kaybettim diyor ama bir sonraki anı da spoiler içeriği tarzı geçmişten bir anı diyor. Görevin başlığı Alice Francia'da tavernasında ortaya çıktı diyor. Bu karı ölmedi mi oğlum? Yandı amına koyayım. Gömdük biz bunu. Sahte cenaze miydi? Recep dedik ya. Bir senin cenazen geldi. Senin resmin var dedi ki. O zaman başkasıyla karıştırdık ya da sahte cenaze diye. Amına koyayım o nasıl bir şey ya? Ya beynim de sikildi diyeceğim ama tarihleri video dışında da gene kontrol ettim aynen. Ana hikayesi şu Mart 1794'te mevzu bitiyor. İşte o Germain'i öldürüyoruz o mabetin altında. Alice de yanıyor. Amına koyayım kılıcın elektriğiyle biz bir elektrik çıkartamadık amına koyayım. Önüne gelen Thor oluyor ama. Buysa Haziran. Haziran'ın ortası ya da sonuna doğru başlıyor. Yani ana hikayenin bitişinden birkaç ay sonra bu mevzular oluyor ama işte ana hikayenin sonundaki yıllar sonra dediği yine aynı yere Napolyon'la niye omuz omuza geliyor onu anlamadım. Napolyon burada bir boklar karıştırıyor gibi. Ha konuşmaları tehditkar olabilir ama Fransa için falan filan dedi. Belki içten içe şey yapıyor olabilir. Ezio'nun döneminde şüphelendiğimiz herif gibi. Herifin adını hatırlayamadım yine de. Bizimkinin onu baya... Ha Machiavelli şimdi aklıma geldi. Düşünürken bir anda. Machiavelli'yi düşman sanıyorlardı ama hain sanıyorlardı. Bayağı şey gizli kapaklı operasyon yürütüyormuş. O yüzden dikkat çekmiş gerizekalı. O hesap şey yapabilir neyse. Dediğim gibi bu bölümde fark etmeyecek. Sonradan yayınlasam da sıra olarak yani. Çok zarar etmiyor. Bunu şey yaparım. DLC'lerin bu İçindeki, DLC'nin içindeki bütün şeyleri oynayacağım burada. Çok önceki işte bir tane eşli vurgun, bir tane de eşli hikaye. Ondan sonra acaba demir maskeyi zaten geçen bölümde halletmiştik. Vasiyet dediğini, kraliyet kürkü dediğini, açmamış gül dediğini ve şunu hepsi zaten ufak görevler. Çabuk biter aslında. Zorluk seviyeleri de önemli. Karakollar var. Karakollarda eğer zaten önceki oyunlardan alıştığımız gibiyse ki yaklaştığımızda... Boğazım gıcık oldu ya. Aynı şey dedi. Karakoldaki görevli oradan şey olan subayı, sorumlu olan subayı ve şeyleri öldür diyor. Karakolu ele geçireceğiz. Ratonake'de olduğu gibi. Bunların peşine düşmüyorum. Yol üzerinde işte şey olursa alacağım demişim. Direkt şuradan vakit kaybetmeden direkt dalıyorum. Vurgun ne ama? Sok beni direkt vurguna. DLC'nin içindeki eşli görevler oynuyoruz yani. Bunun zaten başlıklarını hep aynı koyacağım. Ratonake'den beri aynı yaptığım gibi yani. İsmini değiştirmeden. Standart yani. DLC, Ölü Krallar 2. bölüm. Ne onun adı? Şey 3. bölüm pardon 2. bölüm geçenkiydi. DLC olarak Ölü Krallar 3. bölüm. Parantez içinde Dead Kings DLC'sinin işte Assassin's Creed Unity'nin toplam 21. bölümü diye DLC'nin 3. bölümünü olarak yazacağım. Hikaye şey yok hepsi aynı yani buradan gireceğiz. Dayı kimse bir şey de anlatmıyor bize. İyi kötü öncekinde kadın iyi kötü taktik veriyor da. Buradaki klasik mevzu gene şeydir bir şey bulunacaktır. Ha, ilk seferde tutturabilirsen ne hala tutturamazsan geç. Ya az önceki girdiğimiz yere yine girdi. İnsan yok etrafta. İncin top oynuyor bak. Benim silahlarım tam mı her şey? Gerçi delirtme okum bitmiş de. Neyse o kadar dert değil ya. Görevler zaten gerçi bu biraz zormuş da. Zehirli gazı da deneriz lan. Yürü. Ne o parayı çal. Direkt paranın konumu belli mi? Tek bir tane mi? Eğer öyleyse tamam. Kolay iş. Easy peasy. Lemosu peasy. Yürü. Alayım şu emmesini şapkasını. Ha zaten olmuş. Şimdi ben bunlara görünmeden şöyle çatıdan yardırsam çok güzel olur ama şurada bir tane seksi şempanze var. Selamünaleyküm kardeş. Konuşma lan. Konuşma. Ama benim tabanca yoktu değil mi? Tüfek vardı artık. Neyse o sikikler onunla uğraşıyorsun ben. Direkt göreve gideceğim. Parayı çal. Aynı şey burada da var. Farkındalık mevzusuna göre ne onun adı? Para ödülüm düşüyor. Ya oğlum paraya ihtiyacım var ya. Maksat göstermek olsun görevi. Şuradan atlayabiliyor musun? Hızlı hareket et. Yarram biraz. Ya amma yavaş adamsın Arno ya. Ah Rotonek ah. Canın iyiyim var ya. Hiçbiri sen olamıyor amma.
Evet kızlar, fight mi istiyorsunuz? O zaman Camo. Fight mi istiyorsun lan ayı? Bak bende de var. Vuramadı ki. Vuramadı ki zaa. Beynini yararım çocuk senin. Senin orospu beynini. Nerede o? Bu bölgenin içinde bir yerdeymiş. Sus, boş yapma. Neymiş, bizi fark ediyorlar. Çok da sikim değil. Çünkü merkezde. Hay senin atacağın hayalat bıçağı sikim. Beni mi vurdun sen şimdi? Ha? Cidden sen beni mi vurdun? Sen bana mı artık yaptın şimdi? Ruslu çocuğu ya. Alacağım silahı, götürüp sokacağım. Görüyor musun o silah? Silahı icat edenin anasını sikim. Para ödülünün amına koyayım oğlum. Bana ne para ödülünün lan. Bak karşıladım, hiç karşılamıyor bile ya. Göt ya. Kardeşim ben arkam dönükken bana bir de artistik yapma. Senin var ya burnunu kırarım ha. Parayı çal. Neymiş o ekstra para ödülü. O dediği yanlıcı para var ya, onu diyor. Bana ne oğlum, çok da... Diyor mu? Ben kaşarım diyor. Gel ben diyor bana. Öldü hadi çal. Normal şeyini ver çık. Zaten yine bölgeden kaç diyecek, aynı saçmalıklar. Ne biliyorsun oğlum sen, kendini bile. Manastırdan kaç. Burası manastır mıymış? Hayatımda bu kadar boktan bir manastır görmedim. Amına koyayım, o kadar manastır gördüm. Manastırlıkla alakası olmayan yer amına koyayım manastır demişler. Neyse kızlar. Sizin sohbetinize doyum olmaz, ben gidiyorum. Ben gidiyorum dedim, canım sıkma. Hadi bakayım, takip edebiliyorum. Tanış bana. Onun yararına. Tam gittim koşuyor açısı üzerine. Oyuna şey atıyorum. Zaten bu kadar şeyden sonra da görürlerse sokarım ben böyle oyuna. Şurada da dükkan varmış zaten. Bitti mi? Ha tabi bu şey. Online dediğim gibi olduğu için bizi ana dünyaya bırakmıyor. Halbuki aynı yere bırakacak ama işte laf olsun, öyle git gel yapıyor görsel. Direkt hızlıca şimdi bu eşli görevin hikayesine gireceğim. O birazcık uzun olabilir. Hikayeler ister istemez uzun oluyor. Ki uğraştırdı da biliyorsunuz. Direkt ondan sonra hızlıca Frenchia'da hikayeleri oynayacağım. Hepsinin zorluğu 1 çentik, 2 çentik veya 3 çentik civarında. Beni nereye bıraktın amına koyayım ya? Görevin başlangıcına bıraktı herhalde gerizekalı. Yakınlarda bir dükkan var mı? Bir ikmal yapmam lazım. Yoksa diğer şeyler umurumda değil. Hepsini göster ya, dert değil zaten. Göt kadar memleket. Danışma lan. Danışma. İdiot seni. Şunları yenilemem lazım. Anasını çıktık amına koyayım. Dayı bana bir şey lazım. Sana zahmet. Şunu bir fulli ver be. Adam. Şimdi oklarımızın durumu ne? Silahımızın dandan da tamam. Hepsi tamam. Geliyor Batman, çekilin yoluna. Tamam. Direkt hız kaybetmeden. Artık hız %50 geç. Son ayin. Yürü amına bak. Kimin son ayin? Geç, açıklamayı da okuyamam. Şimdi yüklesin gel. Ya da anlatırsa bize, okumamıza gerek kalmaz. Az önceki vurgunda hiç ses çıkmadı. En azından o bize her şeyi anlatan bir şopaban sesiyle anlattırsalarmış iyiymiş. Ana hikayedeki görevlerin hepsinde susmak bilmiyordu karamın. Burada da hiç ses çıkmadı ama. Neyse. Bu zaten asıl eziyet kısmı. Bunu bitirdiğimizde ne kadar uzun olsa tahminimce maksimum 1,5 saat olur bu. Ki az önceki vurgun görevi 5 dakikada 6 dakikada bitirdik ama. Bu bir 15-20 dakika mı çalsa? Yarım saat çalmaz diye tahmin ediyorum ama. Hah, bir görsem. Tamam, cenaze alayı geçiyormuş.
they die, we're rich. Well, not certain. Something doesn't sit right with me. Perhaps that all from last night. You should really trust his instincts. Kime tuzak kuruyor bunlar? Kimin cenazesi? Hiç bir bok anlatmıyor ya. Bir insan en azından bilgi verir amına koyayım. Ne deyin? İhtilacı vergi parasını yağmacılarından koru. Konvansiyon kılıcını verecekmiş. Size çekeceğim geç. Liderleri öldür. Hedef. Yangın. Koru. Şunları mı koruyorsun? Üç korucular hayatta. Hala hayatta. Korunacak onlar, şeyler onlar. Ben o zaman önden basıp gidiyorum reis. Bir Octavio duvarı. Ne boksa artık hadi. Önden basıp gidiyorum ben. Seni de normal öldüreyim artık ya. Çok cal yapma lan. Bu iyiliğimi de unutmayın gençler, bak tertemiz ettim memleketi. Bir tane Oros çocuğu var şurada, Oros piçlik yapar mı ki? Bak bak bak, artise bak artık. Bunların hepsini öldüreceksin ya, sadece o başlarındaki iti değil. Şimdi şurayı şu piçle karıştırsam. Hay amına budum, gittim tahtaya sıktım ya. Sen şimdi bana mı artist yapıyorsun? Ha? Bana mı artist yapıyorsun? Bak bak. Orospu çocuğu. Geldim kaki. Bir duman atalım şuraya, karışacak yoksa burası. Bana bir daha vurursan ağzına sıçarım. Hadi beyler biraz çaba gösterin ya. Allah Allah, her işi ben yapacak olduktan sonra sen karış bana. Eşyalaşacak. Ne konuşuyorsun? Budarım lan seni. Tamam gitti. Temiz miyiz kızlar? Tamam, ben önden bastı gidiyorum yine. Benim kılıcım daha iyiydi ya oğlum, bu pantolonumun okuduğum silah ya. 3 darbe daha önce öldürüyor, bir de üstüne yavaşça bir execution yapmaya çalışıyor. Bana arkadan vurdu lan. Bana. Dayı. Davete mi bekliyorum zaman uyum adamı vurmak için ya? Çatıda bir Oros çocuğu varmış. Hemen geliyorum oraya. Hızlı tırman lan. Lan dur, çok mu gittik? Hamur kudum çocuğunu tuttum, çektim dışarıya. We are the family. Çıkmayın lan o evden. O evden çıkanın ağzına sıçar. Ya siviller bir çekilin ama. Abi siviller yüzünden vuramıyor ki ben heriflere. Tamam. Geliyorum lan, bekle içeri. Yaradana kurban, yaradana. El lan. El. Amına. Sen ne yapıyorsun amına kodumun ya? Var ya telekom bak. Oğlum sizin hamınıza, yurdunuza, ırkınıza, milletinize tamam. Şunu ver. Katedralin içinde mi bekleyip neler? Boğazından vurdum o çocuğum. Ya abi, bu sivillerin ben var ya ağzına sıçayım ya. Ben bu sivillerin ağzına sıçayım ağzına. Hatırak geldi ya. Hay ağzını. Ne yapıyorsun dayı? Taksitle mi saldıracaksın amına koyayım? Sen nereye gidiyorsun orospu çocuğum? Bak oraya kadar gidip ondan sonra geri gelecek. Tam bir göt ya.
Neyse. Amına koydum ikisinin de. Ne oldu kardeş ya? Eğleşiyorduk. Siz ne yapıyorsunuz gerizekalılar? Çat lan yara. Nereye gidiyoruz kızlar? Yürüyün de amına koyayım, gittiğimiz yolu bileyim en azından. Şimdi ben ters yere gideriyim, sizi pusuya düşürürler, ağzınıza verirler, ondan sonra reis bizi sikiyorlar demeyin. Şuradan mı yürüyeceksiniz? Anlamıyorum ki amına koydum pezemekleri, keyfelli. Yarım yılda yürüyorlar. Vallahi yol temiz. Şurada bir iki herif lavuk var. Sen ne konuşuyorsun lan? Tamam. Ha bak 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 bak. Bir akıllı sizsiniz amına koyayım. Kardeş sesim oluyorsa olma. Vazgeçtim onu. Tek sesim falan oldu. Böyle 8 kez zıpladı oldu ya. Şu yön iyi. Ağır yavaş bir silah olsa da kolay kolay savuşturabildiklerini görmedim. Bunu. Normalde amına koyayım en taşaklı silahı bile savuşturuyorlar ya. Zırt pırt. Şimdi son herifler de şuradır herhalde. Bizimkiler yol güzergahı üzerine bakarsak. Kartal görüşü olmadan da göremiyorum ki. Şunlar gayet piç gibi duruyor. Ne karışacağım lan, ne karışacağım. Yo burası değil. Ne taraf lan? Siz cidden bug'a mı girdiniz? Bak şu öndeki salak yüzünden şu adam yürüyemiyor. Görüyorsun değil mi? Tam bir mal ya. Arkadaş grubundaki idiot amına koyayım. Şu belli ki tümenin başında giden adam. Ya rütbeli demiyorum. Öyle programlamışlar. Amına koyayım çok nizami iş yapıyorlar ya. Önden o herif gidecek. Önden gitmesi gereken herifin önüne öbür o ikinci salak geçmiş. O gıpırdamıyor birinci yürümediği için. O kodu izin vermiyor yürümesine yani. Kaynak koduna sıçtı mı? Biz burada duralım. Niye duruyorsunuz lan? Oğlum bir grup daha var. Nerede sonuncu grup? Ha geliyor seksi şampazı. Ulan amınıza koruma. Ah be şey yapacaktım. Ne amını? Cenaze saldırı altında mı? Oğlum o nasıl cenaze? Ben onu para sanıyordum. Böyle cenaze mi olur amınayım? Adamı parça parça mı kestiniz? Ne yaptınız amını? Aa beyler siz de kendinizi savunamıyorsunuz yani. Bir şey bombası atalım. Kaka bak anlaşamıyorsun. Yat lan. Yat. Koyduk beyler. Bombaları sabote et. Edeyim amına koyayım. Nerede? Biri orada, biri orada, biri burada. Amına koydum çocukları ya. Her yere bomba koymuşlar. Fight mi istiyorsunuz? O zaman cam on. Vuramadı ki za. Orospu ya. Karıcığım bak. Nasıl olsa seni geberteceğim. Bir sıranı bekle değil mi amına koyayım? Vuramadı ki. Bir tek şu orospuyu savunabiliyor. Ama ben savuşturdum ya. Şimdi liderin ölünce artist yaparsın değil mi? Hatere. İbnenin evladı.
Basa mı tutuyoruz? Tutalım amına koyayım. İşimiz düşümüz zaten basa tutmak oldu amına. Tamam mıyız? Patlamayacak değil mi bunlar? Bombacı mülayim hesabı elimizde patlamasın da. 40 metre varmış, yürü. Ha bizimkilere saldırıyorlar. Oğlum ne yapıyorsunuz amına koyayım? Bu böyle her seferinde saldıracaklarsa bunlara ne biçim askersiniz oğlum, kendinizi mi saldırıyorsunuz? Şş lan oğlum, şuraya varıp geleyim bari bir az direnin amına koyayım ya. Sikçe mi oynayacaksınız oyunu? Bana sataşmazsınız değil mi? Liderinizi öldürdüğüm için. Gerçi şeye de, gruba da saldırıyor olabilirler amına koyayım. Abi hangi birine koşayım ya? Liderimi öldüreyim, herife mi saldırayım? Bak cenaze saldırı aldın. Ulan ne? Abi kendinizi savunun. Sokarım sizin gibi ordu askerine. Nerede gelenler? Ses bombası attı. Kafa çeneyi. Bizi Ahmet öldürün onu da amına koyayım. Az sabredin, son yere gidiyorum ya. Aşacağım oynayacağımız oyunu. Ne oldu birader, göremedin mi? Karışma lan. Oğlum konuşma demedim mi lan ben sana? Ha? Konuşma demedim mi? Oldu mu çocuk? Çabuk çabuk. Bu mallara yine saldırırlar şimdi, silah koy götünü. Ya yol temiz, İskamet Paris. Ne lan? Kelime oyunu mu yaptın sen şimdi? Yaklaşan yağmacılar öldür. Nerede? Ha, gördüm. Tek vurup vurup çekmeye çalışıyorum ama. Çünkü bırakıp da ecelleriyle öldürmek daha iyi az candaki herifleri. Çünkü sinematiğe girmiyor en azından. Lan taş atıp durma sen. Hay senin ananı. Güya korumalar bize eşlik ediyor bayağı amına. Yine büyük ihtimalle takılım kaldınız diyecektim. Neyse. Ben şu herifi yağmalayayım, belki bir bok çıkar. Koruyucular hala hayatta. Lan ne silah veriyorlar, ne bir şey veriyorlar. Bak ben öldüreceğim zaman nasıl kes atıyor, tam bir göt ya. Tamam mıyız? Ben biraz da önden gidiyorum, arkadan saldırıyor, uğramayın ha. Ben bu salağın önünde durmayayım, dakılır makılır durur şimdi, baka gelir. Mezarlık. Mezarlık semtine ulaşmışız. E yürüyün. Şurada bir grup orospu çocuğu var, kesin onlar saldırır bizim salaklara. Beyler amınıza koyacağım abi, biraz kendinizi savunun lan. Abi sinematiğini sikeyim, herifi öldürecek şimdi şu. Şimdi var, sıkacağım götümüzü, o olacak ya. Another.
Lan lan niye götüm götüm gelirken siz böyle böyle gitmeye başladınız lan bir anda? Muhafızlardan birinin canı götünde de hangisi bilemedim. Siz cidden buraya yanlışlıkla mı geldiniz? Onlar oradan gidiyor amına koyayım. Ya onları siktir, onları saldırmıyorlar da bunları korumam gerekiyor benim. Ne oldu lan? Adam mı respawnlayacaksın önümde? Keyfellip neler? Yandık amına koyayım. Zehirli gazı da deneyemedim. Nerede deneyeceğim amına? Yakında da, çok yakında da şey yok ki. Zehirli gaz attım, bizim salaklarda etkilenir mi ki acaba? İyiydi abi, benim ne suçum var ya şimdi? Ya bir mantıklı bir şey söyle. 3 tane gerizekalı var, kendilerini koruyamayan mallar. Ya silahı zaten seçtirtmiyorsun amına koyayım. Aldık onu bir kere elimizde. Başa sarmasa bari ya. En azından bir checkpoint noktası falan bir şey var mı? Eğer yoksa valla sikimle bile değil. Oldu, kabul edeceğim. Amına sokarım cenazesini. Yol temiz. Şey Paris dedi. Dediği doğruysa eğer. Hemen o şeyin orası. Ha. Baksana gerizekalılar kendilerini savunamıyorlar ki. Ananı avladım. Lan var ya. Çok keyifli yürüyor pezemekler ya. Böyle yürüyüş mü olur amına koyayım ya? En azından bizim bak karakterin şu anki normal yürüyüş bu. Bunun hızında yürüseler olacak. Bu ne amına koyayım? Şurada dükkan varmış bari. Alayım boyuna sıkarım, bir şeyler yaparım ya. Silah da yok ki amına koyayım. Silahı değiştirebiliyor muyum? Bir onu deneyeceğim ya. Başlarım giyotin silahına lan. Siktir git. 5 para etmez amına koydum silah. Nerede bizim çakma yıldırımlar silahı? Ver şunu. Tabancaya da nerede benim altı patlar? Allah Allah. Giyotin silahıymış. Sokarım giyotin silahını. Yürü git lan. Ha dediğinden amına koyayım. Hay sizin de ananızı. Sen bana vurdun işte. Amına koydum çocuğu. Sanırsın bana şey. Bana niye vuruyorsunuz? Amınıza koyayım ya. Adamlar akıllı arkadaşların, karşılar sen grubun gerizekalısın, anlaşıldı. Be.
Şu şişko patlisle silah vardır herhalde. Amına kodum, sınırsız mermi taşıyor İtalikler üstlerinde. Biz ama ne anladım? Bak dedirtme oku diyor ya. Ben önden gitsem bari amına. Yol güzergahlarını bilmiyorum ki, bilsem yemin ediyorum dümdüz ederim haritayı. Temizlerim amına koyayım, kimse gelmez. Senin saçını sikeyim amına koyayım çocuğum, sakalını sikeyim. Cenaze nasıl saldır altında amına koyayım, ben yolu temizliyorum zaten. Ay sikiyim. Abi başlayacağım ama sizin kendinizi savunamayan kafanıza. Bak adam vurana kadar mal mal bakıyorlar ya. Sikeceğim mi yapacağınız görevi ya, siktirin gidin ama. Yürüyün lan sizden. Ne kadar malları. O kadar olmaz ya. Yani. Benim o ıkını akını yaptığım yarış görevi var ya, onun gibi bir şey işte. İlla yani online oynatırma zorunluluğu getirmiş ibneler. Bitireceğim amına koydum görevini ama. Acı çekiyoruz amına. Bak mermi falan vermiyorlar. Bu kartal görüşünü de böyle yapan necdadını sikeyim. Hem süre şeyi var, hem mesafe şeyi var. Yürüyün lan hadi. Bir onunla o duruyor, bir onunla o duruyor. Ne keyfelli adamlarsınız ya. Çocuklar saldırır mı ki bizimkinlere? Ne değil mi? Kokladığım olas bu çocuk. Siktirin gidin, birbirinizi sikin. Amına koydum piçleri. Sizle mi uğraşacağız amına? Bir çekilin yoldan ya. Sen nereye gidiyorsun? Ha sikik, sen nereye gidiyorsun? İzin verdim mi? Nereye gidiyorsun? Sus lan sen de. Hadi kızlar biraz hızlı ya. Biraz seri amına koyayım ya. Amına koyacağım Paris yolunun diye bütün haritayı mı yürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ama? Hay amına koyayım, bu tuş farkını sikeceğim şimdi ya. Vur vur. Orospu olacaksınız birazdan. Herkese bir çizik at amına koyayım. Herkes zaten tek ölmeye yakın. Bak hala bir kişiyi. Bir kişi lan bir kişi. 3 tane geri zekalı. Fransa'nın belki de en salak 3 askeri. Amına koydum çocuğu, dumanın içinde nasıl saldırıyor lan?
Şunlar. İnşallah şu sınır kapısıdır, vallahi söyleyeceğim artık ha. Defolun gidin lan. Uğramayın bir daha buralara. 6 tane geri zekalı. Finally, we can leave this wretched city. What did Rousseau have in mind when he lived in this rat-hole? Gerçek hayatta bir karaktere laf çaktılar herhalde. Burada yaşarken ne düşünüyordu diye. Biraz saçmalığın daniskası ya. Neyse. Direkt hızlıca şimdi Francia'da hikayelerini oynayacağım. En sona karakolları bırakacağım. Karakollar birazcık daha insaflıdır diye tahmin ediyorum. Bunlar zaten zordu. Vurgun'la şeyde son zorluk seviyesindeler. Hadi Vurgun çabuk oldu da kolaydı yani. Öbürkünler gibi, ana hikayede geçen Vurgunlar gibi salak salak 5-6 tane kutu var. İşte bir tanesini, doğru olanı tahmin et falan diye. Tekte de dek getirebiliyorduk. İyi oluyordu. Yoksa her kutuyu dolaşmamız gerekiyordu. De hikaye yine can sıkıcı ve saçma uzundu. Şimdi Francia'lara gireceğiz. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam birinci seviye, ikinci seviye zorluktalar. Yani bayağı kolay olmaları lazım, uzun olmamaları lazım. Özellikle. Şimdi cinayet gizemi var. Cinayet gizemini götüne sokabilirsin Reis. Kraliyet kürkü. Ya da aslında şey mi yapsam lan? Neydi onun adı? Francia'da hikayelerini bitirince yani zaten bize ne verecekler? Bu bak giysi verecekmiş. Bu ne diyor lan? Hiçbir bok da vermiyor. Kör adalet. Ne boksa. Bunu geç. Bunu da geç. Para ve iki tane şey ver. Oyulmuş gülü asası. Tokmak bilmem bir şey. Tabakçının baltası. Bilmem bir şey. Vazgeçtim ya, girmeyeceğim. Gereksizlik abidesi yani. Ne deniyor? Bunları yaptık geç git. Aynı boktan şeylerin farklı varyasyonu. Buna da bir şey yok. Şu demir maske sırf özel olduğu için şey yaptım zaten, bunu oynadım. Diğerler de aynı yani. Bunun bana vereceği şey artık beni bağlamıyor. Hırlı dinli şeyler değil. Karakollara gireceğim. Tamam. Madem karakollara giriyoruz, giysimizi değiştiriverelim. Bu bölümün hatırına. Normal yine Arno'nun kendi kıyafetini giyerim. O tamam da. Nerede demir maske? Ben aman aman. Demir maske kıyafetiyle dolanmam. Bir de mümkünse yakında bir tane bir dükkan lazım bana. Hepsini göster. Şurada dükkan varmış hemen görevin yanında. Karakollar uzak mı? Karakolun biri burada, biri burada, biri burada. Şey yapalım o zaman. Neyse bir ilk önce dükkana gideyim, alacaklarımı alayım da fulleyim. Abi tipe bakalım. Göreve girmezsek yanlışlıkla. Direkt bir dükkana gideyim. Alacaklarımı alayım. Ondan sonra direkt 3 karakolda halledip bölümü bitireceğim. Ya şimdi düşündüm de hem şey yapmaya gerek yok. Açıkçası ben de merak etmiyorum. Dediğim gibi normalde size göstermek isterdim şey yapma. Aynı saçmalıklar olacak için yine uyduruk bir hikaye. Saçma sapan uğraştıracak beni. Vereceği şeyler de önemli değil artık yani. Umuma takmıyorum. En önemlisi de kendim merak etmiyorum yani. Kimle bile değil. Onun vereceği tamam. Şimdi karakollara gidebilir. Sadece görevleri işaretle. Şurada ışınlanma yeri varmış. Direkt beni tükür oraya. Hemen dibinde vardı bir tane zaten. 3 karakolu da alayım. Tamam. O kapalı olanından, o süreden, sonundan bakayım. Direkt ondan sonra bir sonraki bölümde totaldeki ne oluyor galiba? 20, 21, 22 oluyor galiba. Hepsi birbirine giriyor. Totaldeki 22, DLC'deki de 4. bölüm olacak. Öyle öyle rushlayacağım. 3. anından, 4. anından, 5. anı, 6. anı. 3 bölüm daha gelecek yani. Ah yaş. PES oynamayın PES. Özellikle şu yeni PES saçmalığı, e-futbol dedikleri saçmalığı oynamayın. Abi bizimki çığlık atıyor mu? Şey nerede? Yani karakollar saldırgan, bilmem bir şeyler. Geç. Direkt şu karakolları halledelim. Beyler benim sizde bir derdim yok. Sizin de normalde benimle derdiniz normal olması lazım. Nasıl karakol görevi lan bu? Dur bakalım, değişik bir şey herhalde. Konuşma lan. Ooo kardeşlerle de alacağız herhalde. Tamam dur, mezarlık karakolu. Zaten 3 karakol var. Biri 3. seviye, biri 4. seviye, biri 5. Biz 4. seviyeye geldik. Ne yapacağız? Mahkumları kurtarmak için subayları öldür. Öldürülen subaylar 3 tane. Siz benimle geleceğiniz mi yoksa ben gene tek miyim? Bakalım.
8 büyük ihtimalle. Şu iki oros çocuğuna var ya. Ne diyorsun lan? Sana var ya tanrıların kılıcı da sokar. Oydan boya yararım. Kanka ben öldüreceğim. Boş yapma. Tamam. Peki. Nerede bu subaylar? Ne oldu? Sen beni mi gördün şimdi? Niye görüyorum? Hayır niye görüyorum yani? Hayır gördüğümde ne oldu yani? Beni buradan fark edin de sizin saçmalığınızı sikeyim. Ben bile kendimi görmezken. Çok güzel yerden soktum ha. Diğer piç kurusu nerede? Selamünaleyküm kardeş. Vallahi kartal görüşü olmadan buldum orası çocuğunu. Sataşın amına koyayım sataş. Bak şu silahları alacağım. Sıranı beklesene amına kodumu çıkarttı şimdi. Çalın lan. Çalın amına koyayım çocuklar. Bütün memleketi yollayın amına koyayım. Ağır saldırı yaparken herif kötürüm oluyor ya. Konuşma lan. Konuşma lan. Ne yapıyorsun amına koyayım bir sakin ol ya. Ödettireceğimmiş vay aslanım benim. Sen şey misin? Vursana oğlum. Davete mi bekliyorum? Görüyorsunuz değil mi oyunun mallığını? Ben hiçbir şey demiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum ben. 100 kere dediğim, 1000 kere dediğim, sizin gibi beyinsiz orospu çocukları. Amına koydum Ubisoft'u diyorum. Sizin gibi orospu beyinsizleri, kötürüm sakat orospular. Oyun falan yapmaz sizin gibi beyinsizler. Oraya gelirim götüne sokarım bak, kaşınma. Amına koydum yıkı. Böyleymiş demek ki, bir değişik. Görev vari. Bizim malların yanına gideyim de herhalde yardım ederler, ayaşek değiller ya. Yetmedim, azdan mı kaçacağız? Bak, kaçayım amına. Farklı bir şey yapmışlar. Ama söylemek gerekirse 5 para etmez. Hay anam iskin yanlış şey işaretledik. Şimdi şuraya ışınla, oradan aşağı git, diğer iki karakolu da halledip. Belki bunlar birbirlerinden farklı olabilir ama hiç sanmıyorum. Genelde oyunların standartları aynı oluyor ya. Hadi amına kodumu çocuğu, o haritayı baştan mı oluşturuyor? Deli midir nedir ya? Cık cık cık. Sikeceğim oyunumuzu, siktirin gidin amına kodumu. Yaran küre oyun yapmışsınız. Siktiri çekmek istiyorum direkt. Hadi. Amına kodum. Dediğim gibi kardeşim ben olabildiğince tarafsız eşleştiririm. Eleştiririm daha doğrusu, eşleştiririm. Hepsini, her şeyi yaparım amına. Bazı orası çocukları gibi, yalaka gibi. Çok iyi oyun yapmışlar amına kodum. Teşekkürler gibi sağ. PlayStation Türkiye falan. Bazı yalakalar gibi, kendini game basanan bazı idiotlar gibi. Amına koydum. Oynayarak gibi yapmışlar işte. Amına koydum, ben yıllar içinde 1001 farklı oyun oynadım. Online'ından offline'ından, RPG'sinden FPS'sine, TPS'sine. Stratejinden şeyine. Sevmesen bile bulmaca şey tarzı yaptım. Sen kaçınıyor musun çocuk?
Hayır, ananı sikeceğim. Anan bile tanıyamayacak amına koyayım o derece. Ne diyor çocuk? Tırman hadi tırman. Sokacağım senin demir maskenine de sana da idiot. Diyorum ya, hangi beyni sizin fikriyse onun ben beynini sikeyim, beynini. Çocuk. Hangi beyinsiz, hangi geri beyin zekalı, olmayan zekasıyla fikir veren, hangi geri zekalıysa o, Ubisoft çalışanı CEO'su, en azı kımsa. Nerede öbür orospu çocuk? Saldıracak mı reis bu yıl? Ha? Amına kodum kılıcını. Alacağım götüne sokacağım şimdi. Vallahi ben amına koydum. Kaçar gider. Tabii tabii vurursun amına. Vurdum. Şu an öldüm bak. Atlasana gerizekalı şuradan şuraya. Görüyorsunuz değil mi? Şuradan şuraya atlamıyor ya. Niye çok mu yüksek geldi? Şuradan bak sura atlayacaksın canım kardeşim. Çok basit bir olay. Ama İşte mallar ya. İdiotsunuz oğlum, idiot. Sizin gibi asalak bir insan orosucuklar oyun yapmasın. Bak 100 milyon kere dediğim, trilyon kere dediğim. Dedim yani. Her şuradan şuraya atlayamıyor ya. Bak hareketlere bak, hareketler. Ne burası, görsel mi sadece? Öldüremiyor ya, Hidden Blade çekmiyor var ya, siktirin gidin oğlum. Siktirin gidin. Eğer bu oyun böyleyse zaten Syndicate de kesin böyledir. Amına kodum çocuğu, Ratanaka ile şimdi ben ta Nirvana'ya vardıydım amına kodum. Lan şeytan diyor, dön hepsinin anasını sik. Tabi tabi görürsün. Tabi tabi doçlarsın kardeşim, doçlarsın. MLG'yi doç amına koyayım çocuk. 3 seviye herifin yaptığı şeye bak. İşte ne yapacaksın? Hadi tamam. Ya siktir git senin şimdi animasyonuna da sikerim, seni de sikerim. Mantık denen bir şey yok oyunda ya. Gerçekçilik denen bir şey yok, bir şey. Amına kodumun oyununda mantık, gerçekçilik diye bir şey yok. Sıkıyorsun, vuruyorsun. Diyorum ya, lafta ya, lafta. Yani güç puanları lafta kalmış amına kodum. Yakında var mı dükkan? Karakol şurada. Dükkana gidelim önce. Güya son seviye güçmüş lan. Siktirin gidin oğlum ya bak. Siktirin gidin. Ya siktir git sen de. Amına koyayım. Bir insan evladı biziz sanki. Amına koyayım insanlarını. Sikeceksin insanları ya. Humanist davrananları da sikeceksin. Amına koyayım. 13.000 paraymış. Götüne sok 13.000 parayı. Orası bir çocuk. Tamam mı her şey? Reyledin mi? Sen salaksın belli olmaz da. Ne oldu burada, daha mı değerli şeyler? Son karakol nerede? Ya şu fareyi çek şimdi, ağzına sokacağım. Gerizekalılar. Tamam. Karakolda aldık mı bölümü direkt bitireceğim bu karakolda. Aynı boktur yine. Değişen bir şey yok. Dayı senin amına koyayım dükkanını siktir git şuradan. Diyorum ya, aptal gerizekalılar ya.
Şu hareketi bak, aşağı hareketini yapmak için E'ye basmak gerekiyor ama herkes de etkileşime girmek için şey yapıyor. Beyin zoru çocuklar. Yemin ediyorum ya, Ezio üçlemesinden ve Ratonate'den sonra var ya, seri bombok gitmiş, bombok. Yeni bir hareketler gibi ya şeyler getireceğiz diye bir şeyler getirmişler, içini etmişler amına koyayım. Ondan sonra millet nostalji, ya eskiler ne kadar iyiydi he, tabi zamanında bilmezseniz şeyini, kıymetini. Ben bak oynadım, normalde ilk defa oynuyorum, yıllar önce çıkmış oyunları. Normalde aa yere göre sırdığımı almayacağım ama diyorum ki peş par etmez bok oyunlar diyorum. Ne Ezio serisindeki o adam akıllı güzel bir hikaye gidişatı, çevre şeyi, hiçbir şey yok. Daha da gençleşiyor dünya ama yani oyun şeyi tam bir mal. Şuradan şuraya çıkmıyor işte. Giysiden ötürü mü? Önünü mü göremiyorsun? Anlamadım ki. Maskeyi bir genişlet, bir daralt, bir şey yapamıyor mu? Böyle mal değmekler ya. Bizim mal çıkamaz. Her iddiasına girelim. Çıkamaz. Mal çünkü. Mal ya. Mal. Neymiş? Bir de Assassin serisinin şimdiye kadar ki en atletik, en şey çıkan karakteriymiş. Siktir lan. Vatanake'nin taşacağının kılığı olamaz bu beyinsizdir. İşte diyorum ya, her oyunda oldu mu, oyunun sonunda amına kodumu bitse de gitse siktiğimin oyununda dediğim kısma geldik amına kodum. Bir de böyle it gibi tazı gibi koku alıyorlar yersen. Tam konumumu buluyorlar falan. He kardeşim he. Aynen, hepinizde zaten böyle doğaüstü insan takibi özellikleri var amına kodum. Tabi. Yedik biz de amına kodum, yedik. Amına koyayım yani asalak gerizekalılara yedirsin de amına koyayım biz Türklere yediremezsiniz ama. Bu şimdi buradan atlayamaz çünkü orası şeydir kesin. Yan taraf Mordor arazisi amına koyayım. Yani Sauron'a sorulmadan girilmiyor. Atlasana kardeşim, atlasana çocuğum. Atlasana kötü moros bu çocuk. Ben bu herifleri zehirlerim diyor ya. Elinize bakın lan sizde. Sikerim sizin gibi Fransa askerini. Geri zekalı piçler. Bir sike yaramazsınız. Etrafta dolanıyoruz mal mal. İyi dükkana da kendi elimle gelmişim amlayım. Aynı herif zaten galiba. Aynen her şey tamam. Demir maske misin? Ne yarramsın? Siktir git lan. Stay. Sikerim senin gibi kostüm setini. Nerede anlı? Gel koçum benim. Tamamdır. ESC bas. Sen mal mısın? Şurada dur amına. Dizi. Bunu geç. French ya da namına koyayım. Yoksa karakol. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de burada noktalayalım. Direkt hızlıca hız kesmeden artık DLC'nin dizilerini bitirelim. Bakalım Alice nasıl hayatta oluyor. Ben anlamadım ama. Yanına çıkarak netelerden diğer videoları eski videoları oynatmak sizinle gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olursunuz. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3 anı kaldı. Şey, 3. anıyla dahil 4 anı kaldı. Yani 4 bölüm kaldı. Bu yanlış hatırlamıyorsam hepsi birbirine girdi ama 21. bölüm olması lazım. 22, 23, 24 ve 25 ile hedef olan 25'e de ulaşmış olacağım bu sayede. Bu saçmalıklar yüzünden. Neyse. Bay bay.